Ali Sirmen, Cumhuriyet Gazetesi Meşruiyet Sorunu Milletvekili ve iki turlu cumhurbaşkanı seçimi korkulduğu kadar büyük olaylar yaşanmadan bitti. Ama yine de sandığa kan bulaştı. Seçimlerin bir türlü meşruiyet sorununu çözememesi, adam seçim üzerine seçim kazanıyor ama meşruiyet sorunu bir türlü bitmiyor yakınışlarına yol açtı. Her şeyden önce meşruiyet sorununu gündeme getiren AKP'nin kendisidir kuvvetler ayrılığı ilkesini tanımayan, yargı bağımsızlığını ayaklar altına alan, seçmen kütüklerinin bağımsız yargı denetiminde değil, İçişleri Bakanı Soylu'nun emrindeki yürütmenin denetiminde düzenlendiği seçimlerde, YSK bağımsız yargı koşulunu yerine getiremediği için demokrasilerin temel kural ve kurumlarına uygun olmadığı dolayısıyla meşruiyet sorununun giderilemediği rahatlıkla söylenebilir. Demokrasinin temel ilke ve kurumlarıyla anayasaya aykırı biçimde yapılan seçimlerde oluşan bir iktidar toplumun yarısını ötekileştirir, gayri meşru ilan eder, milli iradeyle gelenleri iş başından uzaklaştırırsa meşruiyet sorununun hep toplumun tepesinde asılı kalmasına yol açar. Dolayısıyla toplumun yarısının meşruiyetini sürekli tartışmaya açan AKP sorunun esas sorumlusu konumundadır. AKP'nin meşruiyet sorunu milli iradenin kimi işaret ettiği tartışması değildir. Seçimi kazananın meşruiyeti tartışmalı değildir. Tartışmalı olan o iradenin oluşturduğu iktidarın kendisine temsil edilen devletin erkini demokrasinin kurum ve kurumlarına, yasanın ve anayasanın emirlerine uygun olarak kullanmasıdır. AKP seçimde aldığı iktidar yetkisini kullanırken meşru sınırları zorlayarak dışına taşarsa meşruiyet sorununun gündeme gelmesine de neden olur. Burada yanılgıya düşmenin anlamı yoktur. Muhalefet ve bir kısım medya son seçimlerde AKP ile Tayyip Bey'in oy kaybettiğine dikkati çekerken aslında meşruiyeti tartışma konusu etmiyor ama yalnızca iktidarın gittikçe halk desteğini yitirmekte olduğuna dikkati çekiyor. Bu yerinde ve yararlı bir uyarıdır. Bu gidişte birkaç ay sonra bugün değişim istediğini falan kaleme almayıp AKP'ye bir süre daha keyfi yönetme yetkisini vermiş olan halkın yeter demesi kaçınılmaz olacaktır. Bu duruma dikkati çekmek muhalefetinin de basının da görevidir. Türkiye şu anda devasa sorunlarla karşı karşıyadır ve bunların çözümlerini aramak durumunda kalacak olan iktidar her gün yenilenen ulus mutabakatı plebitisini üst üste kazanmak, milli birlik ve bütünlüğü sağlamak zorundadır. Kimse bir ülkede insanların yoksulluğa ve açlığa sürüklenmeleri, vatanın göçmenler tarafından istilası tehlikesiyle burun buruna kalması durumunda veya ülkenin elden gitmesi, göçmenlere geçmesi durumunda meşruiyetinin söz konusu edilmesine karşı çıkamaz. Evet, AKP seçimi kazanmıştır. Kimse de bu yönden meşruiyetini tartışmamaktadır. Yalnız burada bir sorun var. Anayasa hiçbir vatandaşın iki kereden fazla cumhurbaşkanı olmasına izin vermemektedir. Anayasada koyduğu bu yasa delme yetkisinin iktidar veya muhalefet kimseye vermemiştir. Bu halde anayasanın vermediği bir yetkiyi kullanmaya kalkan muhalefet seçimlerin meşruiyet sorununu çözmüş olmuyor ama sorunun sorumluluğunu üstlenmek durumunda kalıyor demektir. İşte meşruiyet tartışmasının özü budur. Muhalefet demokrasi oyununun sayım suyum yok mazereti patlatma yeri değildir. Oyundan ikide bir sayım suyum yok demek kaçınılmaz olarak başka bir defiyi çağırır. Çanak çömlek patladı abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.